Profesör Doktor Ahmet Aslan'la söyleşiye devam ediyoruz. Ee, hocama ben Tuncelileri, Anteplileri ve Urfalıları sordum. Urfa'dan Urfalılar e, felsefeci olarak değil, peygamber çocuğu olarak, evet. e, torunu olarak doğar demiştiniz. Evet, evet, öyle dedim. Çünkü Aha. biliyorsun işte onların bir efsaneleri vardır. Hı -hı. Hemen hemen peygamberlerin hepsi Urfa'dan çıkmıştır. Zaten Göbeklitepe orada. Yani Ya yani acaba... bu manada doğru. <laughs> değil mi? Bu manada doğru. Bu manada. Eğer ki belki de hakikaten şu anda düşündüğümüz gibi... 12 bin sene önce, 13 bin sene evvel insanların başlangıcında, şafağında, dinin etrafında tapınakların kurulmasıyla uygarlığın başlaması anlamına geliyorsa, e, Urfalılar hepsi peygamber çocuklarıdır hakikaten. Ama tabii bu Urfalılar bunu kabul ederler mi onu bilmem. E, etsinler yani e. kendileri için. <laughs> Şimdi e, başka bir şey söyleyeyim sana. Benim bir kardeşim var. E, benden büyük ağabeyim daha doğrusu en son gidişimde onu bir göbek tepeye götürmüştüm. Hmm. Ve şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki ya ne diyorsun bu Urfa'daki göbek tepe olayına? Yani bu bizim bildiğimiz o peygamberlerle ilgisi pek yok gibi görünüyor yani. Sizin hani şittir şiddir hmm. efendime söyleyelim. Ters ters bakmıştı bana. Yani bu anlatabildim Tabii. mi? Yani tabii şöyle diyebilirlerdi onlar. E canım işte bu olay olduktan sonra o peygamberler ortaya çıkmıştır. Ya işte onlar da oradan geliyor. Onlar da oradan geliyor. Bu daha zekice bir şey olurdu. Evet. Ama bunlar o kadar hassastırlar ki o konuya. Yani Hı. mümkün değil. Bunu kabul etmediler. Şimdi şeyi de biliyorsun. Bu papa. Eski hangi papa olduğunu bilmiyorum. Bu evrimle ilgili olarak en sonunda şunu demeye geldi. Yahu biz dedi evrimi kabul ediyoruz. Benledik galiba en son. Bilmiyorum olabilir. Aslında. Yani ben okudum yani bunu. Hı -hı. Yani biz evrimi kabul ediyoruz. Ama biz Adem peygamber Adem babayı da kabul ediyor. Adem ve Havva'yı da kabul ediyor. Biz Adem ve Havva'nın işte o evrimden geçip de insan olarak ortaya çıkan ilk ceddimiz olduğunu kabul ediyoruz. Ezimanatımız değil Hı -hı. mi? Hı -hı. Hem evrimi kabul ediyoruz. Hem, eski ahitteki Adamı da kabul ediyoruz. Lucy dediğimiz o ilk. E, yani yalı, o Luz, zaman demek ki Lucy Hava. Adam öncesi. veya <laughs> diyorsan havva. havva. Eğer Lucy işi şey olarak kabul ediyorsan hı, onlara e, göre. Yani. yani eğer artık e, insan olarak kabul ediyorsa e, Lucy de evet o. E, Astrolopetekosu ilk insan gibi düşünebilir. İns, yani hominit diyoruz insansı. Biliyorum biliyorum. yani bizimkiler ama <laughs> Papa kadar şey değildiler. Kıvrak değildiler. O, o, o başka bir şey gerekti. Evet o başka bir şey. Ee, başka bir şey. Bir de tabii buradan hemen şeye atlayacağım konu olarak. E, Türkiye'deki etnik kimliklere yani Ermenisi, Rum'u Osmanlı'da bir arada yaşıyordu. E, bunlar hepsi gayet hoşgörülü bir e, toplum vardı gibi bir şey var diyorsunuz ama... Öyle değil aslında birlikte yan yana değerek yaşıyorlar. Tabii tabii. tabii. Değ değmeyerek. Hatta değmeyerek. Hatta değmeyerek. Şimdi bu... Sadece Türkiye'ye has bir olay değildir. İmparatorluk politikası budur. Hı. Şimdi imparatorluk belki de şimdiye kadar dinden sonra insanlığın görmüş olduğu en başarılı insan bir araya getirme ve yaşatma Projesi. projesidir. Hı. Dinden sonra. İkisi de birbirine aykırı da değildir ayrıca. Hı hı. Onu da sana söyleyeyim. Ee, i̇mparatorluk imparatora dayanır. İmparatorluk imparatorun Ailesine, hanedanına, şahsına, kutsiyetine, varlığına dayanır. Hmm. İmparatorun, imparatorluğunu teşkil eden, dikkat et, hmm. imparatorluğunu teşkil eden hiçbir grupla, etnik grupla, dini grupla, ee, ne derler, organik ilişkisi yoktur. Ya da olmaması gerekir. Güzel, hmm. yoktur diyorum işte yok. ben bende olmaz geliyor da. Çünkü onlardan herhangi birine kendisini özdeşleştirmesi durumunda imparatorluğun esas ilkesini, onların hepsini kucaklayıcı özelliğini kaybetmek durumundadır. Hatta Osmanlı imparatorunda şöyle düşünün. Osmanlı İmparatorluğu kendisinin Türk İmparatorluğu olduğunu söylemez. Doğru. En azından başlangıçta biraz öyledir. Gider işte bilmem Edebali'nin kızıyla evlenir. Şunun oğluyla şey yapar. Kendi bilmem nesini, oğlunu filancaya verir. Ama bir noktadan sonra hatırla Türklerle herhangi bir evlenme ilişkisi içine girmemiştir. Cariye almıştır. Ha, hanedan olarak Cariye'dir. Cariye. Cariye, Doğru. Cariye alır o. Aha. Cariye nedir? Cariye'nin hiçbir etlik hissesi yoktur onun. Hiçbir bağlantısı organik bağlantısı yoktur. İmparatorluk politikası bu. Evet. Kendisine asker olarak da zaten neye alır? Yeniçeri'ye alır. Tabii. Devşirmeye alır. Hı hı. E kendisine yönetici olarak da Enderun'dan kimi alır? Devşirmeyi alır. Şöyle düşün bak. Enderun'u düşün. Yeniçeri'yi düşün. Evlendiği kadınları düşün. İmparator budur. İmparator deyim yerindeyse insanları, tebaasını, uyruklarını ne olarak görür? Kendisine vergi verecek kendisine sadakat gösterecek. Bağlı olacak gerçekten. kendisine. Ha, evet. bağlı olacak bir grup olarak görür. Şimdi dolayısıyla onlar arasındaki o şeylerin, ilişkilerin fazla e, organik veya sıkı ve bir arada olmasına özellikle de ihtiyacı yoktur. Ayrı ayrı yerlerde tutar. Mahalleleri ayrıdır. Dilleri ayrıdır, dilleri ayrıdır. Hukukları ayrıdır. Dikkat et. Hukukları evet. ayrıdır. Ha doğru, Onların dedi, ayrı her birisinin, var. her birisinin kendi hukuklarını uygulamalarına, kendi ibadetlerini yapmalarına izin verir. Hı hı. Aralarında bir takım e, e, hiyerarşizasyonlar yapar ama bundan hiçbir önemi yok. İmparatorluk politikasının zaten şeyi budur. Amacı evet. budur. Ha neden Asadakar? Osmanlı hı. da bunu Roma'dan, ondan sonra Bizans'tan devralarak yani, yani Orada da. Alır. Herkes Hı -hı. birbirinden ayrılır. Ama Osmanlılar bunu da çok daha sofistike bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Hı -hı. Problem de bir Osmanlı da 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Ya, Çünkü evet, 19. O... yılda insanlar yavaş yavaş, geçilik, yavaş geçilik milli, başlayınca. hayır, modernite yani, başlıyor. Modernite başlayınca tanzimat emanıyla bu sefer ne diyoruz? E bütün yurttaşlarımız yurttaş olmak bakımından aynı haklara sahiptirler. E o zaman dini azınlıklar, etnik azınlıklar ortaya çıkıyorlar. Hadi bakalım ver bize. Ne ver bize? E biz ikinci sınıfı kabul ediyorsun. Hı hı. Yani anayasal haklarımızı ver. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun politikası budur. Abu da epey uzunca bir süre bu grupların bir arada, bir arada ama birbirlerine karışmaksızın birbirle temas etmeksizin kendi hukuklarıyla, kendi semtleriyle, kendi ibadetleriyle ayrı bir hayat yaşamalarını mümkün kılmıştır. Kendi yaşama, Belki şöyle yani e birbirleriyle temas ettikleri alan sadece ticaret belki de. Birbirlerine alışveriş. Doğru, bir, doğru. Yani doğru. İktisadi anlamda doğru. bir şey var. Doğru, doğru. E, o manada da ticaretin işte ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyoruz. Biliyorsunuz şairler öyle diyor. Ey tanrılar, tüccarlar sizin aranızdan çıkmıştır. <laughs> Osmanlılar da zaten bu grupların birbirleriyle çok yakın temaslar olmaması nedeni de tüccarın olmaması. Ya tabii. Yani tüccarın olmaması bu cüzazinin olmaması. olmaması bu cüzazinin bu sistemin bu yönetimin devam etmesini sağlamıştır. 600 sürecekse. Gayet tabii. Yani, yani daha da onlardan birisi odur. Aha. Bundan dolayı. Anladım. Şimdi mesela demokrasi niye? Niye? Heh, evet. Şimdi bak soru bu. <laughs> şimdi demokrasi 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 konuşup duruyoruz. Hürriyet hürriyet hürriyet. Hukuk, hukuk, hukuk. Şimdi soru çok basit gene. Demokrasi niye iyi? Yani demokrasinin akılsal bakımdan, toplumsal bakımdan, hayatımız bakımından faydacı olarak veya ilkesi olarak meşruiyeti ne? Şimdi bir cümle sarf edeyim mesela ben. Diyeyim ki, e, demokrasi hepimizin içine katıldığımız, kendi irademizi ortaya koymamıza imkan verdiğimiz, ...kendi seçimlerimiz sonucu gerçekleşen... ...bir toplum düzenini temsil ettiği için iyi. İşte bu felsefi bir cümle. Hı. Hocam bunu bir daha tekrar eder misiniz? Bak şimdi? bu bir İki felsefi bu bir cümle. Ha, evet. Çünkü ne diyeceğiz? <laughs> e, bunu kim söylemiş diyelim ki? Aristoteles söylemiş. Aristoteles söylemiş. Demokrasi niye iyi? E, hocam sadece demokrasinin üzerine... ...ve demokrasinin iyi olduğu üzerine... ...felsefeciler mi var? Peki monarşinin de iyi olduğunu ileri süren Halise yok mu? E var. O da aynı şekilde yani bir tek adam rejiminin ki biraz evvel de söylemeye çalıştığım yani grupların etnik farklılıkların, dini farklılıkların üzerine çıkan ve bir toplumun birliğini temsil eden deyim yerindeyse seçkin, seçilmiş hatta kutsal Hatta Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir adam kavramına dayanırsan, böyle bir efsaneye dayandırırsan, bir toplumun birliğini daha fazla sağlamak da mümkün. Bu da iyi. Sembolik olarak. Hı. Bilmem anlatabildim mi? Yani demek ki tarihte. Yok Cumhurbaşkanlığına girmeyeceğim. Refe, şeye de referanduma da girmeyeceğim. Bu, bu dedikleriniz üzerine yani. Niye? Oradan da e, belki sorardık. Yani o zaman şöyle. Demek ki Tayip e, Tayyip Erdoğan kendini her şeyin üstünde görüyor ki. E, böyle bir şeyi dayatıyor. Getiriyor diyor ki arkadaş seçin ben diyor zaten her şey tarafından tayin edildim. Bu birliği ben sağlayacağım. Şimdi Bunun için bunu der mi demez mi, bilmiyorum. <laughs> ha. Tayyip Erdoğan felsefeye ihtiyaç duymayacak kadar Türk. <laughs> Dolayısıyla buna ihtiyacı olduğunu zannetmiyorum onun. E zaten sizin bir de bir sözünüz vardı. E, dili gerçek ama değersiz. Fakat felsefecilerin dili veya sizin o halde anlaşamadığınız arkadaşların, arkadaşlarınızın dili e, değerli ama sahte. Evet. demiştiniz. Evet. Yani evet. onun evet. aslında halkta bir karşılığı var ki Tayyip Erdoğan'ın şey tabi. oluyor. Gayet Ondan dolayı. Yani var. onun için e, Gayet tabii. gerçek bir dil oluyor onun. Için. Gayet tabii. Kaldı ki Tayyip Erdoğan şeyi savunmuyor herhalde. Canım. Monarşiyi savunmuyor. O başka bir mesele. Hı hı. Aklımıza ister istemez o geldi. Diliyor, evet. evet. Ama tabii ona benzer cümleler de var. Yani ne cümleler var? işte tek adam rejiminin efendime söyleyelim bizim tabiatımıza daha uygun olduğu. Ama e, haklı da. Haklı da değil mi? Ama yani, haklı, haklı da. da evet, ha, haklı da diyorsun. Evet haklı da. Demin söylediğinize göre Ama haklı, haklı yani. da. Evet. Yani şimdi gördüğün gibi rejimler var, insanlar var, temellendirmeler var, meşruiyetler var, zamanlar var. Hı hı. Yani bir zaman için geçerli olan şey başka bir zaman için geçerli olmuyor. Yani bunda doğru. Bu da ayrı bir mesele. Ama mesela ne olacak? Hani şeye geliyoruz işte gene. Azerbaycan Cumhurbaşkanı karısını yardımcısı atadı. Evet. Çünkü tek adam istediğini evet. yapar. Evet. E şey gibi benim aklıma hemen o geldi. E, Roma İmparatoru Caligula atını konsül atamıştı. Onun gibi bir şey. Çok farkı yok yani bunların o zaman birbirinden. Yani yüzünden. tabii Azerbaycan Cumhurbaşkanı duymasa iyi olur. <laughs> ya, e, sanırım bizim televizyonda Azerbaycan'da izlenmiyor. E, o zaman <laughs> mesele yok. Evet. Ahmet Aslanla söyleşiye devam edeceğiz.